Canlarım merhabalar, ben Emre Hocanız. Evet, bilgisayar sarmalı 2023 çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz çarpanlara ayırma testi. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir bakalım neymiş sorumuz? A artı B eşittir 4, B eksi C eşittir 3 olduğuna göre AB eksi BC artı B kare eksi AC ifadesinin değeri nedir? Biz buna ne diyoruz? Gruplandırarak çarpanlara ayırma. Şimdi bizim amacımız burada A artı B'yi elde etmek. Nasıl elde ederiz? Şöyle yaparız. Şu ifadede farkındaysanız AB var, B kare var. Ben burayı B parantezine aldığım zaman birinciden A gelecek. İkinciden ise tabii ki sadece B gelecek. Şimdi aynı şekilde şuradaki eksi BC'yi ve eksi AC'yi de eksi C parantezine alırsan bu sefer yine B artı A gelecek. Her iki ifadede A artı B'ler, A artı B'ler ortak olduğu için A artı B parantezine aldığım zaman buradan ne gelecek? Birinciden B, arada eksi olduğu için eksi C geldi. A artı B'yi 4 vermiş. B eksi C'yi 3 vermiş. Çarparsan 12 gelir. İşaretledim. Bir sonraki soruya geçtim. Hemen x küp eksi 2y 5. X üzeri 4 eksi 2xy eşittir 20 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi soruya baktığın zaman böyle karmaşık gibi duruyor. X üzeri 4'ler, x küpler var ama soru çok basit aslında. Şurayı x ile çarptığın zaman x üzeri 4 eksi 2xy alttaki ifade geliyor. Yani x üzeri 4 eksi 2xy. Bak hem burayı x ile çarptım, buraya çarptım, mecburen sonucu da çarpacağım. Bu neye eşitmiş? 5x. O zaman senin şuradaki şu ifaden neymiş? 5 tane x'miş. 5x eşittir 20 ise x buradan kaç gelir canlarım? 4. Doğru cevap D şıkkı. İşaretledim. Bir sonraki soruya geçtim. Şimdi soruya baktık. X küp var, 2x kare var, 2x var, artı 4 var. Yani şurada bir şeyler yakalamaya çalışacağım. Ama x artı 2 benim kilit yerim. Nasıl yapacağız? Şuradaki ifadeyi bir parantez alacağız. Şu iki ifadeyi de bir parantez alacağız. Niye? İki parantezin alırsan x artı 2. Bak aşağısı geldi. X kare parantezin alırsan x artı 2 geldi. Sen üstteki ifadeyi x kare parantezin aldın, x artı 2 geldi mi? Geldi. Sonra iki parantezin aldın, x artı 2 geldi mi? Yine geldi. Şimdi canlarım aşağıya hemen ne yapacağız? Bölüm çizgisini koyduk ve devam ettik. Şuraya da x artı 2 yazdık. Yazamadık. Hemen bir silelim. Hemen düzeleceğiz. Evet. X artı 2 yazdık. Şimdi canlarım bakın. X artı 2, x artı 2 ortak. O zaman x artı 2 parantezine aldığın zaman birinciden x kare geldi. Arada artı var. İkinciden ise 2 geldi. Aşağısı ise x artı 2'dir. Burada birbirini yok eden ifadeler var. Şu şunu götürdü. X kare artı 2 kaldı. Doğru cevabımız da hangi şık? E şıkkı. İşaretledik. Bir sonraki soruya geçtik. Şimdi evet arkadaşlar, dördüncü soru. Ebatlar 15x artı 1 ve 24x artı 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun tabanına parke döşenecektir. Yani dikdörtgen şeklinde bir tane salonumuz var. Ve biz bu salonun etrafına, içine ne yapacağız arkadaşlar? Hemen fayanslarımızı döşeceğiz. Şimdi ne diyor? Parkeler dikdörtgen şeklinde olup ebatları x artı 1 bölü 15, x artı 1 bölü 8 birimmiş. Şimdi şurası 15x artı 1 olsun şu kısmı. Tamam mı? Şu kısım da 24x artı 3 olsun. Ben bunların içine böyle dikdörtgen şeklinde parkeler döşeyeceğim. Ve bunların ebatları kaçmış? X artı 1 bölü 15 ve x artı 1 bölü 8. Buraya kadar her şey normal. Her kutuda 8 tane parke varmış. Ve parkelerin bir kutusu 35 TL. Parkelerin bir kutusu da 5 TL'ye döşeniyormuş. Salonun parke döşemesi için kaç lira ödenmesi gerekir? Şimdi canlarım ne yapacağız? Önce kaç tane böyle fayans kullanacağız? Bu parke kullanacağız, onu bulmamız gerekiyor. Nasıl yapıyorduk? Tüm dikdörtgenin alanını buluyoruz. Büyük dikdörtgenin alanı 15x artı 1 çarpı 24x artı 3. Bunu gidip ne yapıyoruz? Dikdörtgen şeklindeki küçük parkelere bölüyoruz. Onun alanına bölüyoruz. Burayı düzenlersek ne gelecek? 15x artı 1 bölü 15 gelecek. Aşağısı ise 8x artı 1 bölü 8 gelecek. Canlarım soruda neye dikkat ediyoruz? Şu ifade şu ifadeyle sadeleşti. Şu ifade şununla sadeleşti ama 3 katı olduğu için yukarıda 3 kaldı. O zaman burası 3 bölü 1 bölü 15 çarpı 1 bölü 8. Bu da ne yapar? 3 bölü 1 bölü 120, yani 360 yaptı.
Buraya kadar her şey normal. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bir, kaç tane kutu kullandık onu bulacağız. O zaman her kutuda 8 parke varsa 360'ı böl 8'e 45 tane kutu kullanmışız. O zaman her bir kutu 35 liraysa 45 çarpı 35 bu parkelerin maliyet fiyatı. Ve döşeme fiyatı da 5 lira olduğu için 45 çarpı 5 düzenlersen 45 parantezinde 35 artı 5 40 oldu. 45 çarpı 40 da 1800 oldu. Doğru cevap E şıkkı. Geçtik bir sonraki soruya. Yeni sorumuz. A ve B pozitif gerçel sayıları. Bak A ve B pozitif gerçel sayıymış. A kare eksi 2AB eksi 3B kare eşittir 0. Eşitliği sağlanmakta. Peki canlarım ben şu eşitliği nasıl yapacağım? Hemen şöyle bir aşağı yazayım. A kare yazdım. Eksi 2 tane AB yazdım. Eksi 3 tane B kare yazdım. Eşitmiş 0. Canlar, güzel insanlar. Şurası A'ya A mı? Evet. 3B'ye B yazarsam eksi 3B kare olmadı. Ve eksi 2AB olmasını istiyorsan mecburen şu ifadenin önü eksi olacak. Burası ne olduğu zaman? A eksi 3B ile A artı B'nin çarpımı eşittir 0. İki ifadenin çarpımı 0'sa o zaman bu ifade A eksi 3B'yi eşitleyeceğin 0'a A 3B olacak. Burayı 0'a eşitlersen A eşittir eksi 2B olacak. Buraya kadar her şey tamam. Peki bundan sonra ne yaptık? Soru bitti aslında. Niye? Çünkü A ve B pozitif gerçel sayıysa A ile B'nin işareti aynı olur. O zaman şurada farkındaysanız bak bu eksi B'ye eşit olduğu için bu pozitif olsaydı bu negatif olacaktı. Yani A eksi B'ye eşit olamaz. A dediğin şey kime eşitmiş? 3B'ye. Yerine yaz, soru bitti. 2 çarpı 3B artı B bölü 2 çarpı 3B eksi B. Burası 6B, B daha 7B. 6B, B çıkartırsan 5B. 7 ile 5'ler durur. B'ler sadeleşir. 7 bölü 5 de cevap gelir. Bu kadar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, bu soru çeşidi klasik bir soru çeşididir. İki kare farkı sorusudur. Çoğu kişi bunu böyle çarpanlar ayırarak yapar. Ben öyle yapmayacağım. Size ne yapacağım? Bir şey öğreteceğim. Şuna 4 yazacaksın. Şuna 0 yazacaksın. Buna 0 yazarsan bu da eksi 4'müş. Hocam ben 5 yazmak istiyorum. Yaz, 6 yaz fark etmiyor. Ne yazarsan yaz sağlayacak. O zaman A yerine 4 yazarsan burası 16. C yerine eksi 4 yazdım karesi. O da 16. B'si 0'dı. Eksi 0. 32 de cevap. Bu kadar. Yani gidip uğraşmayın. Yani şunu işte ne yapıyorlar? Eksi b kareye eksi b kare yazıyorlar. A kare eksi b kare. C kare eksi b kare. İki kare farklarını yapıyorlar. Ölme eşeğim ölme. Geç bir sonraki soruya. Evet. İfadeye baktık. Ne diyor? A ve b birer gerçel sayı olmak üzere. A kare artı b. B kare artı a'ya eşitmiş. Olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Canlarım ben bunların hepsini bir tarafa toplayayım bak. A kare yazdım. Sonra b kareyi karşıya gönderdim. Mecburen eksi b kare diye geldi. B burada duruyor. Onun yanındaki de mi gönderdik? Bir de eksi a'yı gönderdik. Eşittir 0. Şurada ne var? 2 kare farkı var. Ben bunu a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazdım mı? Yazdım. Bak burada a eksi b var ya. Ben burayı eksi parantezine alayım. Buradan da bir a eksi b gelsin. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi a eksi b parantezine aldığım zaman şurası ne gelecek canlarım? Birinciden a artı b gelecek. Buradan ise eksi 1 gelecek. Tamam. Gerisi çocuk oyuncağı eşittir 0. Bunu 0 yapan değer ya şurası 0 olacak ya da şurası 0 olacak. O zaman a artı b buradan kaç gelir? 1. A bir de kime eşit olur? B'ye. İki ihtimal var. A artı b'yi sormuş. Doğru cevap da D şıkkı. Bu kadar. Geçtik bir sonraki soruya. Geçelim. Evet, yine aynı kurguda bir soru. Aynı kurgu. Bir önceki soruyla. Ne yapacağız? Şu ifadeyi bir düzenleyeceğiz. A kare yazdım. B'sini gönderdim. Şu B kare A'yı karşıya gönderdim. Bak B kare A yazdık. Tamam mı arkadaşlar? Şu A'yı bu tarafa atalım. B eksi A olsun. Şimdi buradaki ifadeyi düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle. Ben bunu A ile çarpacağım. Bunu B ile çarpacağım. Burası A küp eksi B küp bölü AB geldi. Eşittir B eksi A. Buraya kadar her şey normal. Şimdi A küp eksi B küpü nasıl yazarız arkadaşlar? Şöyle yapabilir miyiz? Hemen A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare şeklinde yazdık. Şimdi canlarım şurada da AB var mı? Var. Şurası da B eksi A mı? Evet. Bak şimdi şu ifadeyle şu ifade sadeleşecek. Ama bunlar birbirinin zıt işaretlisi olduğu için burada eksi 1 kalacak.
Şimdi buranın devamını şuraya yazalım. A kare var. Artı AB kaldı. Artı B kare oldu. Şu bölü AB karşıya çarpı olarak giderse burada eksi 1 olduğu için eksi AB oldu. At bu tarafa, soruyu bitir. A kare 2AB artı B kare eşittir 0. Ben bunu nerede olsa tanırım. Burası A artı B'nin parantez karesi eşittir 0. Bunu 0 yapan değer kimdir? A'nın tabii ki eksi B'ye eşit oldu. A yerine eksi B yazarsa eksi B artı 3B bölü eksi B eksi B. Ne olur? 2B geldi. Eksi 2B geldi. Birbirini götürdü. Eksi 1 de cevap oldu. Bu kadar. Geçtim bir sonraki soruya. Evet. Klasik bir soru çeşididir. X artı 3 bölü kök X. Normalde böyle yazarlar sadece. Ama yazarımız bir de bunu tekrardan kök içine koymuş. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bak tekrar söylüyorum. Klasik bir soru. 3 gördüğünüz yere şu ifadeyi yazacaksınız. Yazalım. X artı X artı kök X bölü kök X. Düzenle burayı. X artı. Şurayı ayırırsan X bölü kök X artı kök X bölü kök X 1 geldi. Buraya kadar her şey normal. X dediğim ifade kök X ile kök X'in çarpımı değil mi? Bunun bir tanesi bunun bir tanesini götürdü mü? Evet götürdü. O zaman ne kaldı? X artı kök X artı 1 kaldı. Peki sorunun başında X artı kök X'e ne demişti? 3 demişti. O zaman burası 3 artı 1'den 4. Bak sen şunun içini buldun. O kaçmış 4. Kök 4 neye eşit? 2. Doğru cevap D şıkkı. İşaretledik. Geçtik. Sonra. Evet yeni soru. Sorumuza baktığımız zaman ne var? X kök 2 eksi 1. Kök 2 artı x olduğuna göre kök x kaçtır? X'i bulmaya çalışacağız. Nasıl yapalım arkadaşlar? X'leri bir tarafa toplayalım. O zaman burası x kök 2 eksi x eşittir. Şurası ise kök 2 artı 1 geldi. Ben buraya x parantezini alırsam kök 2 eksi 1 geldi mi canlarım? Evet. Şurası da kök 2 artı 1 oldu mu? Oldu. O zaman şu iki ifade birbirinin eşleniği. Ben bunları geleyim yan yana yazayım. Kök 2 artı 1 bölü kök 2 eksi 1. Arkadaşlar kök 2 eksi 1'in eşleniği neydi? Kök 2 artı 1'di. Bu iki ifadeyi çarpacağız. Çarparsak kök 2 artı 1'in ile kök 2 artı 1'in çarpımı birincinin karesi 2. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katından 2 kök 2. İkincinin karesinden 1 bölü kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'in çarpımı da 2 eksi 1'den 1. Burası ne gelecek o zaman? 3 artı 2 kök 2. Bu benim x'im. Ama yazarım neyi sormuş? Kök x'i sormuş. Yani konu köklü sayılara gitti tekrardan. Kökün içinde 3 artı 2 kök 2. Şöyle yazdık. Canlarım gerisi 2'ye 1 çarptığın zaman 2 oldu. Topladığın zaman 3 oldu. Özel kök diyoruz biz buna. Kök 2 artı kök 1 yani kök 2 artı 1 oldu. Doğru cevabımız tam altındaymışız. E şıkkı. İşaretledik. Son soruya geçtik. Kare şeklindeki bir kartonun aşağıdaki gibi üst kısmından kısa kenarı 5 santim olan dikdörtgen bir şerit kesiliyor. Geri kalan yeşil boyalı dikdörtgensel bölgenin alanı 84 santimetre karedir. Buna göre mavi boyalı dikdörtgensel bölgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Şurası 5 santimmiş. Bunu kesmiş. O zaman ben şuraya x diyeyim. Bu bir kare ise mecburen şurası da ne olacak? X artı 5. O zaman otomatikmen burası da x artı 5 oldu. Şuranın alanı neymiş? 84. 84 x çarpı x artı 5 değil mi? Peki farkları 5 olacak şekilde ayarlayacağız. 84 neye eşit aslında? 7 çarpı 12. Demek ki şurası 7 çarpı 12. X dediğin değer kaç geldi buradan? 7 geldi. X 7 ise şurası 12 olur. Burası 12 oldu. 24 bura 5 bura 5 ise 10. 34 de mavi boyalı dikdörtgensel bölgenin çevresi. Evet, testimiz bitti. Hemen sahnemizi değiştirelim arkadaşlar. Çevirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.